الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره بل تنس نصيبك من الدنيا ila ahir el ayet sadakallahu el azim ve qala en sallallahu aleyhi ve sellem kun fi dunya ke enneke ev abiru sabil sadaka rasulullah fima ma qal ev kema sevgili dostlar Allah'ın rahmeti bereketi fazileti üzeriniz olsun üzerimiz olsun yüce mevla dünyamızı ahiretimizi mamur eylesin Hayırlı ömürler, hayırlı rızıklar, rızıklarımıza bereket ihsan eylesin. Hayırlı nesiller, hayırlı nefisler, hayırlı evlatlar nasip eylesin. Hayırlı rahmetlerle arzımızı, dünyamızı tezyin eylesin, ziynetlendirsin. Her türlü af ve belalardan nefsimizi, neslimizi ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun vatanımızı, memleketimizi her türlü fitneden, fesattan, beladan, musibetten, yokluktan, kıtlıktan, selden, yangından, depremden, her türlü afat ve belalardan muhafaza buyursun. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, bugün sarıkamış şehitlerinin yıl dönümü. Hasreten, öncelikle, Karı kamış şehitlerine ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet mağfiret ve hayatta olan yakınlarına sağlık, sıhhat, selametler diliyorum. Allah cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize rahmet eylesin hasta olanlara acil şifalar ihsan eylesin. Bizleri de inşallah cennette cemalıyla birlikte müşerref eylesin. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, dünya ile ahiret yurdu arasında sağlam bir denge kurmak Müslümanın önemli görevlerindendir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış prensibi bu dengeyi kurabilmenin temel ölçüsüdür. Muhtarul Ahadis sayfa 25'te geçen bir hadis bu. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Fakat ne hazindir ki sevgili dostlar, insanoğlu hayatında bir türlü bu dengeyi kuramamakta, bazen dünyayı unutup uzlet hayatına dalmakta, bazen de Yüce Allah'ın ifadesiyle dünya hayatının oyun ve oyuncaktan ibaret yaşantısı içinde boğulup gitmektedir. Dünya hayatının içinde boğulanları uyaran sevgili peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. kün fid dünya ke enneke garibun ev abiru sebil. Dünyada tıpkı bir garip veya bir yolcu gibi ol. Dünyada tıpkı bir garip veya bir yolcu gibi ol. Riyazu Salihin tercimesi cilt 1 sayfa 505'te geçen bir hadisi şerif bu. Dünyada tıpkı bir garip veya bir yolcu gibi ol. Sevgili dostlar, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz bu hadisi şerifi ile biz müminlere uyarısı şudur. Kün fi dünyake enneke Garibün ev abiru sebil dünyada tıpkı bir garip veya bir yolcu gibi ol. Peygamber Efendimiz uyarmış oluyor. Ey insan vatanından, aile ocağından ayrı düşmüş bir yolcunun aklı fikri nasıl hep öz yurdunda, aile ocağında olursa sen de bir yolcu gibi dönüp dolaşıp varacağın gerçek vatanını, yani ahiret yurdunu düşün. Sen uzun bir sefere çıkmış, aklı, fikri varacağı yerde olan garip bir yolcu gibi ol. Böyle bir yolcu nasıl aşacağı sart dağlarda, geçeceği derin vadilerde, kendini bekleyen tehlikeleri hesap ederek yolculuğunu sürdürme planları yaparsa sen de öyle ol. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifini bize nakleden büyük sahabi Abdullah İbni Ömer de bu hadisi naklettikten sonra biz müminlere şu tavsiyelerde bulunmuştur. Akşamı ettiğinde sabahı bekleme. Sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sağlığında hastalanacağın günler için hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al. Nasıl bir nasihat? Nasıl bir öğüt? Akşamı ettiğinde sabahı bekleme. Sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sağlığında hastalanacağın günler için hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al ne tedbir gerekiyorsa o tedbiri al. Bu sözlerin manası şudur sevgili dostlar. Hayat yolculuğunda dere tepe demeden yol alırken akşam oldu, hele bir dinleneyim de sabah yoluma devam ederim diye tembelleşen yolcu gibi olma. Önünde uzun yol olan bir adamın Boşa geçireceği zamanı yoktur. Sabaha çıkınca da daha önümde uzun bir zaman Serdede yani serde de başta da gençlik var. Nasıl olsa bu yolu bitiririm deme. Serde başta gençlik var deyip bu yolu bitiririm deme. Ölümün seni daha erken yolun yarısındayken ansızın yakalayabileceğini düşün. Gençsin de ihtiyarlayabileceğini, yaşlanabileceğini, yaşlılık halinde nasıl olabileceğini bilebiliyor musun? Belki de bu genç yaşta gideceksin. Hani bir şair öyle demiş ya, yaş 35 yolun yarısı eder demiş ama o sene dünyadan ahirete göçü vermiş. Kimin garantisi var? Yani 70 yaş yaşayacağını düşünmüş demek ki o şair. Yaş 35 yolun yarısı demiş ama daha o sene ruhunu teslim etmiş. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, bu ve benzeri hayat gerçeklerini gözler önüne seren öğütlerden nasibini alamamış insan tipleri bugün maalesef cemiyetimizde pek çoktur. Nice insanlar vardır ki 40-50 yaşına girmiş, hayat merdiveninin son basamağına ayağını uzatmış olduğu halde şeytanın ve nefsinin maruz bıraktığı büyük bir yanılgı ile henüz genç olduğu gelecek günlerde Allah'a kulluk görevlerini kemalı ile yerine getireceği vehmi ile dünya hayatının zevk ve eğlenceleri arasında oyalanır durur. Bu gibilerine sevgili peygamberimizin kesin ihtarı, uyarısı şudur. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Sevgili dostlar, bildiğimiz gibi çocuklar çamurdan, çörden, çöpten ev yaparlar. Çocukken bizler de yapmışızdır. Canları sıkılınca da kendilerini saatlerce oyalayan, zevkle uğraşmalarına sebep olan bu evleri bir tekme ile devirirler, yıkıverirler. İnsan hayatında da benzer bir olaylar karşılaşıyoruz. Yani bunlara benzer olaylarla karşılaşıyoruz. İnsanoğlu hayalinde gelecek günlere ait nice planlar projeler yapıyor. Birden ölüm gerçeğiyle karşılaşınca bu projeleri sarsılıyor. Renkli hayalleri hüzne, üzüntüye dönüşüyor. Ölüm her şeyi bir anda yok ediveriyor. Tıpkı çocukların uzun uğraşlarla meydana getirdikleri, üzerine hayaller kurdukları oyuncak evler gibi onca emek ve zahmetle kurulan hanumanlar yok olup gidiveriyor. Durum böyle olunca sevgili dostlar, insan büsbütün ömrünü boşa geçirmemeli. Hayal alemine dalıp da ölüm gerçeğini unutmamalı. Ölümü sık sık hatırlayarak kendine bir çeki düzen vermelidir. Bu suretle nefsin ve şeytanın oyununa gelmemeye çalışmalıdır. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, bu sözlerle maksadımız çalışıp çabalamayı, kazanmayı kötülemek değildir asla. Dinimizde böyle bir anlayış yoktur. Aksine dinimiz çalışıp kazanmayı çok çok teşvik eder. Ölümü hatırlamaya teşvik eden hadis-i şeriflerin gayesi insanda tabii olarak mevcut olan para, mal ve dünya sevgisini kontrol altında tutmaktır. Bunlar kontrol altında tutulmazsa insan baştan çıkabilir, çıkıyor. İşte bu sebeplerle gayrimeşru yolları bu yollara insanı sevk eden istek ve arzuları kırmak için Allah'a giden yolda birer engel olan her şeyi dünya adıyla zemmedilmiştir. Dünyanın ilişiğinizi dünyadan ilişimizi, ilgimizi, alakamızı kesiveren ölüm gerçeği Müslümanlara daima hatırlatılmıştır. Ayetlerde, hadislerde Zira bizi uhrevi duygulardan alıkoyan ahiret duygularından alıkoyan çok yaşama arzusu çok yaşama arzusu dünya ve mal sevgisi o kadar kuvvetli duygulardır ki onları zararsız hale getirecek yegane çare yegane ilaç yegane çözüm kuvvetli dozlardaki ölüm fikridir ölümü hatırlamaktır ancak ölümle bunlar bir nebze olsun giderilebilir. Sevgili dostlar, sohbetimizi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah'ın naklettiği bir hadisi şerif maaliyle bitirmeye çalışalım. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunuyordum. Ensardan biri gelerek selam verdikten sonra malum muhacir Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye göç eden Müslümanlar, Ensar da Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye göç ederek gelen malı mülki evi barkı olmayan, bu muhacir kardeşlerine kucak açan, evlerini açan, her şeylerini paylaşan Medine'yi münevvere halkı, Müslüman halkı Ensar onlara Ensar deniliyor. Bugün de zamanımızda ülkemiz büyük bir Ensar görevini yapmakta. Suriye'den, Irak'tan, başka yerlerden gelen nice Müslüman kardeşine evini, barkını, şehrini açmış ve ensar görevini yapmış ve yapmaktadır. Devam ediyoruz da. Evet, ensardan biri gelerek selam verdikten sonra Ya Resulallah hangi mümin daha faziletlidir diye sordu. resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam da ahlakı en iyi olan mümin diye cevap verdi. Hangi mümin daha faziletlidir? Cevap ahlakı en iyi olan mümin daha faziletlidir. Ya Resulallah o zat tekrar soruyor. Ya Resulallah hangi mümin daha zekidir diye sorunca Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hangi mümin daha zekidir? Buyurdular ki Aleyhissalatu vesselam bu sual karşısında ölümü en çok hatırlayıp Ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar en zeki olanlardır buyurdu. Ölümü en çok hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar en zeki olan müminlerdir buyurdu. Bizleri de Mevlam bu zeki müminlerden eylesin inşallah. Dünyamızı ahiretimizi mamur eylesin. Ed-dünya mezra'atü'l-ahira. Ahirette, dünyada, bu dünyada kazanılıyor. Ama bu dünyanın esiri olmamak. Bu dünya ile ahiret yurdunu, hem bu dünyadan nasibini almak, hem de ahiretteki geleceğini hazırlamak. Allah bu yolda bizlere akıl, fikir, şuur ihsan eylesin. İdrak ihsan eylesin. جزع صنيرا جنة نقول زمرة طاهين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.